dünyanın en iyi futbolcularından olan Messi, özellikle kırdığı futbol rekorları ile dikkat çekiyor. Birçoğuna göre yeni futbol jenerasyonunun en iyisi. Onun inanılmaz bu yeteneği bilim adamlarını da şaşırtmıştır. Messi'nin hakkında çok az bilinen bazı detaylar var. Bu videoda sizler için Messi'nin daha önce hiç duymadığınız sırlarını derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 6 numara, uykucu. Hormon tedavisi gördüğü sıralar, hücrelerinin yenilenmesi açısından Messi'nin iyi bir uyku çekmesi şarttı. Ancak günümüzde de antrenmana çıkıyor, yemeğini yiyor, oyun oynuyor ve uyuyor. Messi'ye yakın kişiler de bunu doğruluyor. Günde 12 saatten fazla uyuyan Arjantinli için Barcelona yönetimi bile zamanında tıbbi destek istemişti. 5 numara, menajeri yok. Yıldız oyuncunun bir menajeri yok. Evet, yanlış duymadınız. Kendileri bir şirket kuran Messi ailesi, Arjantin'in isim haklarını elinde bulunduruyor. Babası ve abisi şirket yönetimiyle ilgilenen isimler. Tam olarak profesyonel bir yapıya sahip olamadıklarından dolayı medya ilişkileri ve pazarlama danışmanı olarak Pablo Negri ile çalışıyorlar. 4 numara, tam bir asosyal. Messi diğer insanlardan farklı bir yapıya sahip. Çoğu insan onu kapalı kutu olarak tanımlıyor. Konuşmayı fazla sevmeyen ve birilerinin gölgesi altında olmaktan hoşlanmayan biridir. Bu özelliği nedeniyle ise Barcelona birçok yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak durumunda kaldı. 3 numara, kola bağımlısı. Pep Guardiola döneminde yıldızı parlayan Messi'nin o sıralarda büyük bir bağımlılığı vardı. Coca-Cola. Öğrencisinin bu durumundan endişe eden Guardiola, Leo'yu Joao Bravo isimli bir fizyoterapistin ellerine emanet etti. La Masia'daki bütün soda makinelerini kaldırtan İspanyol teknik adam, böylece Messi'nin favori içeceği Coca-Cola'ya ulaşmasını engelledi. 2 numara, ailesi ve ülkesi. Büyük çoğunluk İspanya'ya 13 yaşındayken gelen Messi'nin ülkesini unuttuğunu düşünüyor. Küçük yaşlardayken İspanya Futbol Federasyonu tarafından davet almasına karşın ana vatanını seçti. Ülkesi ve ailesi onun için her şey demek. Aslında attığı her golü parmağıyla gökyüzünü işaret edip ölen babaannesine hediye ederek sevgisini her defasında kanıtlıyor. Henüz 10 yaşındayken ölen babaannesini unutmayan Messi'nin annesine olan bağlılığı ise bilinen bir gerçek. Arjantinli sol omzunda annesinin bir dövmesini taşıyor. 1 numara, aynı poz. Futbol yıldızlarının maçtan önce çekilen özel fotoğraflarını mutlaka görmüşüzdür. Sahaya çıkan her takım eskiden gelen bir kural ile topluca fotoğraf çektirirler. Peki daha önce Lionel Messi'nin neden sürekli çektiği fotoğraflarda aynı pozisyonda durduğunu merak etmiş miydiniz? Belki diğer futbolcular için bir tarz, fakat Messi'nin durumu çok farklı. İspanyol gazeteci Roberto Valente'ye göre dünyanın en iyi futbol oyuncusu olan Messi'nin kısa boylu olması nedeniyle büyük bir aşağılık kompleksi ile elde edilebilecek bir zihinsel bozukluktan müzdarip olduğunu söyledi. Messi'nin Barcelona'ya özel bir hormon tedavisine ihtiyacı olduğu için geldiği nokta herkes tarafından bilinen bir gerçek. Barcelona takımının verdiği mücadele dikkat çekiciydi. Her ne kadar tedavilerden uzak kaldığı gibi görünse de Messi'nin bu rahatsızlığının devam ettiğinin en büyük kanıtlarından biri verdiği bu pozlardır. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.